Enerjinin en güzel sürüş stili. Ayağa kalkınca gerçekten çok güzel sürüyor. Dinlendiysen ayağa kalkmak gerekir. Abi kayadan çıktık şimdi. Mükemmel bir doğa başladı artık. Evet, kocaman ağaçlar. İnsan uyuyunca bu ağaçları beklemiyor ama tabii sistemde ne var göremiyoruz tam. Doldur be meyhaneci. Bravo. Evet. Gel geri, gel geri. Bak şimdi, gel geri. Hop bir daha. Bırakma. Evet. İşte budur. Şöyle debriyaj çok yumuşak. Gaz kasta bu hikaye güzel. Henüz parmaklarım hiç yorulmadı. Kalem gibi kullanabiliyorum. Ve önü çok hafif. Neden anlamadım. İkisini sevdim. Şu anda çise var. Kayalar fena kaymaya başladı. Ya bravo topla. Gerçek söylüyorum, bravo. Evet, İzzet de yolu buldu. Hiç riske gerek yok. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan çeviriyoruz. Evet, bir geri geliyorsun. Çok güzel be. Abi doğa o kadar değişiyor ki. Bir ormanın toprak yollarında sürüyorsun. Daha sonra bir kaya, dere yatağı geliyor. Evet, İstanbul Belgrad ormanlarından çıkınca bu arazi yapısına hem yabancıyız. Tabii yarışlarda çok sürdük ama belki 2 sene olmuştur böyle bir yerde antrenman yapmayalı. Ne oldu? Sıkıştım. Hadi kalk hadi. Lan götümü de bir şey çekiyor maksimum. Yavaş yavaş tırmanacağız. Akşama kadar zamanımız var. Sıkıntı yok. Evet, buradaki hikaye
artık sol ayağı unut arkadaşım, unut. Buradan kaydım aşağı doğru. Nereden çıkarsın bilemedim. Bir çölü. Bir. Vay. Ha, çıkılır çıkılır. Yavaş yavaş çıkacağız nasıl olsun. Yani her inişin bir çıkışı vardır. Hikayesi bu işte. İniyorum diye sevinme. Allah'ım. Buralar nerelerdir? Şimdi hoppa çeviriyoruz o. Bir daha çeviriyorsun. Sakin gaz. Güzel debriyaj atmış. İşte budur. Etaplar değil ha. Zor yani, zor. Er şu an buralarda. Ha bu pivot dönüş, dönüş mü diyorlar? O lazım buralarda sanki. Ne? Tak tak köşelere. Pivot. Oradan çıkabileceğiz mi ya? Aynen. Ozi. Halen motor sesleri durmadı ama. Evet ya, wow wow wow. Halen zirve yok. Ne yapalım biliyor musun? Kaptıralım biraz, 1-2-3 öyle gidelim. Soğusun. Tamam. Buranın bypassı yok be. O geriden kaptırdım ya, orayı direkt atladım. İki taşı da atladım. Ama burada durdum. Ne yaptın sen? Ozan ne oldu? Ben bir aşağıdan bir daha kaptırdım. Yeni... Abi gerekir, sen bir tur daha mı geleceksin? Olmaz zaten. Aşkın elinden ben giderken yükseklerden ters taraflara. Kaldır abi. Önden kaldır. Kaldır abi. Kes.
Tamam. Erkek geldi, tuttu fırlattı. Tuttu fırlattı karnımı. Seksli bir yanım. Gittikçe boyum kısalıyor. Ya size yazıklar olsun. Gülme lan şerefsiz, gel buraya yardıma. Ustacım arar sorunu çözmüşsünüz. Galiba su kalmadı motorda. Evet, su. Biz yaptırmadan geldik. Ama 8 kişi geldik. Yukarı çıkarken tek aklındaki kişi sendin biliyor musun? O olur ya. Ya hiç sorma ya. Seni düşündüm. Ben de seni düşündüm. Hararet yapmaya bak. Nerede? Niye yazmıyorlar? Yo, çok mutluydu. Ben aşağıda muhabbet ettim, onlar geldiler. Yoksa ben rahattım yani. Yani umdum ki tekrar geri gelirsiniz diye hep beraber. O değil de su var dediniz abi, yukarılarda hiç su göremedik. Abi, su diyeceğim işte. İnince. Nasıl gidiyor? Abi, birazdan ineceğiz yalak. Acık yoruldum. Bütün dotu. Evet Ozan abi. Aa, zaten bizim Anlakova ismini koyduysa. Rahmet'e rahmet koydum. Böyle Pamukova mı olur ya? Önüme kaya girdi. Evet Ercüment abi. Duygu ve düşüncelerin. Abi nefessizlikten konuşamıyorum. Dede. Çok yürüdü. Çok yürüdü. İşaret dili kullan. Güzeldi ya. Güzel. Mehmet abi güzel derken aşağıdan beri yürü ya. Motoru getiriyoruz biz ya. Abi sağ ol. Vallahi gün için mükemmel mekan. Kaya, taş, her şey var. Çok güzel bir antrenman bölgesi. Herkesi bekliyoruz. Evet, sonu çok daha yorucu oldu. Çünkü pivot yaparak çıkmak gerekiyor. Ve zemin çok zor bir zemin. Mükemmel atış ama. Pamukova bu işte şu anda İstanbul bölgesine yakın ve en iyi yerlerden bir tanesi artık. Mesela kaç yılda inmişler abi öyle? Çok kısa süre inmişler. Hadi ya. Anlamıyorsunuz ama o kadar dik bir yerden iniyoruz ki aslında arka tekerim komple, kilit ön freni de resmen bak yarısına kadar basmışım, hala durmuyor motor. Tricepslerim zaten çok yorgun, o kadar baskı var ki ayağa kalksam sağ dizim ağrıyor. Ulan bittik be. Hadi. Bir tane de iz var, seni sürekli içine çekiyor. Dengede durmaya çalışmak ayrı zaten. Kökler var yerde bak. Bu köklerden birine ters takılsa kafa üstü giderim buradan aşağı. Ama gitmiyorum gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü kafamı kullanıyorum. Arabayı dönüyoruz. Allah'tan bize buraları çıkartmadılar. Hacı burası biraz ters. Arkamda toprağın baskısını hissediyorum. Kıçınızda dünya şampiyonu olunca mecbur frene basamıyorsunuz. Toprak arkamdasın ya, otomatik olarak baskı hissediyorum arkadan böyle. Maşallah. Şampiyondan maşallah aldık. Hemen gaza gelip düşermişim.
Herkes çeşmenin başına yalak gibi yapıştı. Sen ne işin var orada? Burası satılık değil, parsel yok burada. Burada da mı yok? Burada mı kaydı? Burada ne işin? Yok, parselli dedi ki zaten. Orman ayrı. Çok uzun mu abi görünenden toprak? Uzun. Çok mu uzun? Uzun ya, bayağı uzun. Ha. Oğlum hayvan gibi gaz açtı, çıkamadı. O çocuk oraya çıkamadıysa çok güzel geliyor. Bir de iyi gitti yani, hatasız gitti adam. Bayağı hatasız gitti ya. Sonunda bir sürpriz mi var acaba? Ben bir bakayım artık. Yuh! Çokmuş be! Yo, iniliyor ya. İnmekte sıkıntı yok. O arayı böyle iyi geçmek lazım. Ama bir tık daha hızlı girmek lazım. Bir yetmiyor biliyor musun o gaz? Buradan izle. Ya aslında rahatladı motor, biraz ben şımarıklık yaptım. Bak dedim rahat, tamam çıktı dedim. O en son bir diklik bir yer var. İki taşın arasından geçiyor. Bitti orada. Dağ var. Dağ da mı gidiyor abi? Bu kadar dik değildi ama böyle düzeliyordu bir şeyler orada. O kayaların arasından geçtikten sonra düzeliyor. Ondan sonra zaten motor yürüyor. Bir tane böyle arasından geçiyorsun. Taşı görüyorum. Yani böyle az aynen. Bir motor boyu kalıyor. Öncesi çok kaygan. İşareti hani çıktım. Demek ki 3 ile vurmak lazımmış. 3 ile vurup 2'ye düştüm. Anca yedi çünkü aşırı kaygan. Ve inanılmaz dik. Ve et çizmeniz gerekiyor. Geliyorum. Değil mi abi? Ama harbiden daha çok azıymış ya rampanın. Ama kilit no. Ufak taşları geçtikten sonra zaten. Ha, çünkü ondan sonra her türlü yürüyor. Ben 3 yaptım toprak.
3'le vurdum, 2'ye düştüm ben. Ben de 1'e düşmem lazım. Ya ben 2 baktım, 1'e düştüm. Bu sefer kafana geçiyor. Ben 3 yaptım, 2'ye düştüm. Neredeyse 3 tane mevsim yaşadık. Sabah geldiğimizde de biraz sis vardı. Sonra aşağılarda açıldı. Öğlene kadar siste gezdik. Manyak gezdik ya. İnanılmaz iyiydi. Şimdi hava kararıyor artık. Yavaş yavaş dönüyoruz. Bir de sokağa çıkma yasağı var. Saat 9'dan önce evde olmamız gerekiyor. O yüzden dönüyoruz ama